Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk, Ege Bölge Müdürü Hüseyin Üst, Şekerbank Aydın Şubesi Müdürü Rüstem Şahin, yönetmeni Hatice Kaşdemir, yetkili kişilerden Burçin Özen, Efeler Ziraat Odası'nı ziyarette bulundu. Efeler Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı, Şekerbank'ın çiftçinin finansal açısından olan önemine vurgu yaptı. Şimdi Aydın malum bir tarım kenti, birçok polikültür tarımının yapıldığı bir ilimiz. Tarımdaki ayaklardan birisi finansman. Tabii çiftçimizin finansman problemi önemli problemlerimizden, sorunlarımızdan. Bunu kamu bankalarına yapıyoruz ve özel bankalarla da son dönem çalışmamız var. Ancak şöyle tarihsel baktığımızda çiftçimizin alışkanlığı Şekerbank'ta olan tarihsel bir bağlantımız var. Yani kendilerine bu anlamda tarıma, çiftçiye öteden beri, bugün değil öteden beri verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Müdür Yardımcımız, Bölge Müdürümüz ve Şube Müdürümüz, Şube Yetkililerimiz geldi. Hepsine hoş geldiniz diyorum. Kendileri herhalde bizi bir nezaket ziyareti veya bilgilendirme anlamında. Ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Posacı'nın ardından konuşan Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk, Şekerbank'la ilgili yapılabilecek çalışmaları konuşabilmek amacıyla böyle bir ziyarette bulunduklarını ifade etti. Çiftçinin problemlerinden birinin finansman olduğunu söyleyen Ertürk, aile çiftçiliği kapsamında yapılması gerekenler olduğunu belirtti. Çiftçiyi rahatlatacak kredi çıkarttıklarını ifade eden Ertürk, tarımın kalbinin Ege bölgesi olduğunu, Aydın'ın tarımda çok önemli olduğunu, Aydın'a daha fazla kredi vermek istediklerini söyledi. Kabul ettiniz, biraz gecikmeli geldik ama trafikten dolayı. Şekerbank'ı çok güzel özetlediniz. Hani Şekerbank zaten çiftçilerin kurduğu, kooperatiflerin kurduğu bir banka. 62 yıllık bir geçmişi var. O günden bugüne kadar da hep hani çiftçinin, üretenin yanında olmaya çalışmış. Bundan sonraki stratejilerin, hedeflerini de, vizyonunu da bu yönde belirlemiş. Bugün de sizlerle birlikteyiz. Hem bir ziyaretimizin sebebi sizleri yerinde görmek, şubemize verdiğiniz destek için teşekkür etmek. Hani bundan sonra da yapacağımız farklı işbirlikleri varsa onların temelini atmak. Hani bölge müdürümüzle birlikte, şube müdürümüzle birlikte buradayız. Biz biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Şekerbank'ta tarım bankacılığını hani tekrar hızlandırmak istedik. Bununla ilgili olarak da geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler dünyada aile çiftçiliği yılı ilan etmişti. Burada biz de kendilerinin yaptığı birkaç tane toplantıya katılmıştık. Bakanlığın da koordine ettiği. Oradan bunu bankacılığa nasıl uyarlarız diye düşündük. Çünkü o toplantılara girdiğimizde sizin de başlangıçta ifade ettiğiniz gibi hani çiftçimizin problemleri var. Bunların bir tanesi finansman. Ama diğer taraftan bakıyorsunuz finansmanın yanında hani eğitim ve daha da önemlisi köyden kente göçün önlenmesiyle ilgili aile çiftçiliği kapsamında yapılması gerekenler var. İşte Şekerbank olarak biz de bu başlıklardan yola çıkarak kendi yaptığımız bankacılığı aile çiftçiliği bankacılığı olarak tanımladık. Ve burada 5 yıla kadar tabii ki finansman önemli bir nokta. Finansman desteğini hem makine ekipmanlarının yenilenmesinde, verimliliğin arttırılmasında, hem tarlaların birleştirilmesi, çünkü dünya ile karşılaştırdığımızda hala bizim tarlalarımız dünya ölçeğine göre çok küçük kalmış durumda. Burada hani komşusunun arsasını almak isteyen, tarlasını almak isteyen çiftçimize çok özel bir kredi çıkarttık. Yine hasat ödemeli, 5 yıla varan, faizinde de normal krediye göre daha düşük bir faizle burada hareket ediyoruz. Diğer taraftan sizler zaten hani çok önemli bir sivil toplum kuruluşusunuz. Sizler çiftçileri bir araya getiriyorsunuz. Onlara avantajlar sunmaya çalışıyorsunuz. Bizler de geçmişimizdeki bu kooperatifçilikten yola çıkarak hani üreticimizi nasıl bir araya getirip ve onun gücünden faydalanırız diye düşünmüştük. Orada da aslında Türkiye'de ilk defa çiftçiye bir kart geliştiren banka Şekerbank. Kartımızın ismi de Hasat Kart'tı. Biz buraya biraz ağırlık verdik bu sene. Şu anda geldiğimiz noktada da 120 bin tane karta ulaştık. Amacımız burada 300-400 bin, 500 bin karta ulaşmak. Aslında karttan ziyade çiftçiye ulaşmak ve onların hani bu toplu hareket etmesiyle de tedarik alımlarında onlara çeşitli avantajlar sağlamak. Mazot alımından tutun gübre alımına kadar. Biz
Aydın'dan önce kendi içimizde bankada Türkiye'nin bölgelerini bölmüştük. Bu bölgelere göre de hani bölge müdürlüklerimizin yerlerini konumlandırmıştık. Bizim en önemli bölgelerimizden bir tanesi tarımın da aslında hani Türkiye'de kalbi olan noktalardan bir tanesi Ege bölgesi. Ege bölgesi içinde tabii ki Aydın'ın çok farklı bir önemi var. Dolayısıyla sadece Aydın'da değil, Aydın'ın ilçelerinde de biz şubeleşerek çiftçilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Hani bugün hani İncirlova'da bir şubemiz var. Nazilli, Söke, buralarda şubelerimiz var. Ve bunlar eski şubelerimizde, diğer bankalarla kıyasladığınız zaman. Ve bu şubelerimizin önceliği de tarımdır.